Şeytanın Allah'a sığınırım. 61. ayet. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar. Hayırlarda yarışmak nasıl olur? Var gücüyle herkes en iyiyi elde etmeye çalışacak. Ve onlar bundan dolayı ona öne geçmektedirler. Demek ki bir yarış, takva yarışı var dünyada inşallah. Hiç kimseye, bak Allah bir sır veriyor, güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Yani mutlaka o hayret verecek bir mucizesidir Allah'ın. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını Allah yüklemiyor. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır. Yani kaderde bu yazılmıştır diyor Allah. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Gerçekten benim ayetlerim size okunuyordu fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyordunuz. Bak Kur'an ayetleri okunuyordu diyor. Fakat siz topuklarınız üzerine geri dönüyoruz. Bak geriye dönmek kim yapar? Bunu gericiler yapar işte. Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Hurafeyi kabul ediyorlar. Adam saatlerce hurafe anlatıyor. Ağız açık dinliyor hurafeleri. Ya söylesene bu Kur'an'dan anlat bize. Tam doğruyu anlat. Değil mi? Kütüb-i Sitte'den anlat bize. Değil mi? Ehl-i Sünnet alimlerin açık eserlerinden anlat demiyor. Sonuna kadar hurafeleri dinliyor. Evet. Gerçekten sen onları dosdoğru olan bir yola çağırıyorsun diyor. Bu da yine Mehdiyet'in devrini veriyor Ebced'i. Efendim. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı, yani Kur'an dışında bir durum olsaydı, hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Şimdi ne oldu dünyada? Bu oldu mu? Oldu. Bak, gökler, ozon tabakası bile bozuldu. Değil mi? Bak, gökler, yer, arazi bozuldu. Evet. Yeryüzü arazisi bozuldu. Çoraklaştı topraklar. Erozyon başladı. Ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. İnsanlar bozuldu, hayvanlar bozuldu. Değil mi? Ortam bozuldu. Hayır, biz onlara kendi şan ve şeref zikirlerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar diyor. Kur'an'dan yüz çeviriyorlar diyor Allah. Deccaliyet devrini anlatıyor Allah. Yoksa sen onlardan haraç mı istiyorsun? İşte Rabbinin haracı, dünya ve ahiret armağanı daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçekten sen onlara dosdoğru olan bir yola çağırıyorsun. Mehdiyetin yoluna, Hakk'ın yoluna, Kur'an yoluna inşallah. Ancak ahirete inanmayanlar şüphesiz yoldan sapanlardır diyor Cenab-ı Allah.